Namaz kılmayanların bütün günahını ben üstleniyorum. Onlara bu sevgiyi biz veremediğimiz için. Çok iddialı bir şey söyledim. Ağır bir şey ama kılamayanların, aşkla kılamayanların bütün günahını, vebalini ben üstleniyorum. İlim adamıyım diye ekrana çıkmışsın gecenin bu saatinde ve namazı sevdirememişsin. Bütün günahınızı ben üstüme alıyorum artık. Sizin canınız sağ olsun. Ve buraya iki çift lafım var. Devam edecek. Siz duygularınızı, kalbinizi, ruhunuzu secdeye dokunduramamışsanız kafatasınızı dokundurmak çok da bir şey ifade etmiyor. Önce ruhumuz secde edecek. Aşka gelerek. Ruhun secdesi kutsal aşk kalbimi secde edecek. Onun aşkıyla yanacak. Kalpten akan kan değil can. Kılcalların hepsine Allah aşkıyla Allahu Ekber diyecek. Ellerimizi kulağımıza götürmek değil. Canımı, kanımızı değil. Canımızı bütün kılcallara Allah aşkıyla taşıyacak. O kalp aşkı pompalayacak kanı değil. Rabbini seven canı pompalayacak. Kuru kuruya kırmızı boyayı değil arkadaşlar. Kanımız da aşka gelecek, canımız da aşka gelecek. Bunlar secde etmedikten sonra bunlar gön gönül başını yere koymadıktan sonra kafatasının koyması zoraki, sevgisiz bir ceset olur. Secdenin içine ruhunuzu üflemedikten sonra ruhunuz beyninizle birlikte yere dokunmadıktan sonra çok zayıf kalır. Şair ne demişti? alnın bir gönle. Aşkı vahiy kılan yarsa, nicedir halin, zikrin içe değmez, alnın bir gönle sürmez isen. Bir daha söylüyorum. Bu aykırı şair ne demişti? Aşkı vahiy kılan yarsa, nicedir halin, zikrin içe değmez, alnın bir gönle sürmez isen. Alnını Rabbin gönlüne süreceksin. Rabbin toprağı ondan sonra gelir. Rabbin gönlüne sürmedikten sonra toprağa sürmek ruhsuz bir ceset olur. Alnınıza ruhunuzu üfleyin arkadaşlar. Kalbiniz alnınızdan evvel yere dokunur. Kalbiniz, ruhunuz. O zaman Rabbin yerine dokunur. Rabbin gönlüne secde etmiş olursunuz. Rabbinizi bağrınıza basmış olursunuz. Lütfen aşkı ihmal etmeyin. Bizim ruhumuzu yaptığımız işlere ruhumuzu üfleyelim. Ruhumuzu. Ruhsuz bir şey olmaz. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun diyor.